En sanatçı konu ikinci dönemini gerçekleştirdik. Pandemiye denk geldi. Bu yüzden aslında hayal ettiğimiz şeyi tam olarak yapamadık diyebiliriz ama yine de çok keyifli oldu. Fonun hazırlık çalışmalarıyla beraber Şubat ayında başladığımızı söyleyebilirim. Genç sanatçılar için, 11 sanatçı için 5-6 aylık bir öğretim süreci gerçekleştirdik. Bu süreçte hem fon desteğinden yararlandılar hem de ayrıca atölyelerle, söyleşilerle onları aslında Viyada'ya getirmeye, sanatçılarla, akademisyenlerle çalıştırarak projeleri geliştirmeye, feedbackler almalarını sağlamaya çalıştık. Bizim için çok keyifli ve verimli geçti. Umarım onlar için de öyledir. Yani bugün çok heyecanlıyız. 11 sanatçı Esenlik'le burada. Birçoğunun ilk sergisi, ilk gösterimi olacak. Bu sene yine barışı ele almak istedik ama kentle barışmak temasında çağrıya çıktık. Bunu birazcık pandeminin, birazcık da aslında vakfın varoluş hikayesini hatırlatma arzusu bir sebep oldu. Bildiğiniz gibi Ali İsmail Korkmaz'da en temel haklarını kullanırken bir kentin sokaklarını yitirdik. Bunu hatırlatmak, kentle barışmak, kentin sokaklarından ve mücadeleden vazgeçmememiz gerektiğini vurgulayarak istedik aslında. Biz buradan kurduk hikayeyi ama 11 genç sanatçı kendi durdukları yerlerden, bizimle de örtüşen noktalar olsa da bambaşka hikayelerle başvurularını gerçekleştirdiler. Genç sanatçı arkadaşlarımızın kentle barışmak temasıyla birlikte gerçekleştirdiği plastik, görsel, işitsel ya dokunsal eserleriyle birlikte burada bir sergi içindeyiz. Bugün onların eserlerini görmek son derece güzel, duyguları görmek çok güzel. Çünkü sanatçı bugün ve yarın bizim için, üzerine düşündüğümüz konular için fikirlerini, duygularını en samimi, en vizyoner şekilde söyleyenler. Ali İsmail Korkmaz Vakfı'nın genç sanatçı fonuyla birlikte gerçekleştirmek istediği bu motivasyonla genç sanatçıların gelecek için veya bugünle okumak adına, bugünle dair okumalarını bizimle paylaşmaları ve bu sergi dolayısıyla birlikte son derece fikir verici, onların gözünden bugünü ve onların gözünden yine gelecekle ilgili taleplerini ve bakışlarını görmüş oluyoruz. Üretim süreçlerinde bu fonla birlikte, kendisi alanında insanla birlikte birlikte çalışmayı, ekip çalışmasıyla birlikte yaptıkları filmlerini görüyoruz. Bireysel üretimler olan heykellerini görüyoruz. Bu da aslında sivil toplum örgütü oluşumu olan, bir sivil toplum oluşumu olan İsmail Korkmaz Vakfı'nın aslında gençliğe sağladığı fonla birlikte onların da sivil ve kolektif çalışmalarındaki motivasyonu sağladığını görüyoruz. Bu son derece memnuniyet verici. Çünkü dayanışarak bir arada ortak çabayla, ortak geleceğe, ortak geçmişe ve ortak bugüne sahip çıkmak ve onlar için bir şey yapmak, onun adına bir şeyler yapmak son derece güzel. Bunu özellikle genç arkadaşlarımızın yapıyor olması daha mutlu edici diyebilirim. Çocuklarınızın çalışmalarından dolayı onları tebrik ediyorum. Onları çok seviyorum. İyi ki varlar. Onlara destek verdiğinizden dolayı çok mutluyum. Gururluyum. Ali İsmail'imin hayallerini gerçekleştiriyorlar. İnan çok heyecanlıyım. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki yanımızdasınız. Sergi bugünden itibaren pazar pazartesi günleri hariç 11 Aralık'a kadar 12-18 saatler arasında ziyarete açık olacak.